TÜFAT'ın geleneksel iftarlarından bir tanesindeyiz yine. Evet. Başkanım, kaçıncı iftarınız bu? Bu 5. iftarımız. Allah bundan sonra da nasip eder inşallah. Bunu artık şey haline getirdik. Her sene Allah kısmet ederse kutlayacağız. Her sene iftarda beraber olmak ümidiyle. Her sene daha da kalabalıklaşıyor. Sağ olsunlar, katılım fazla oluyor. Bu sene de katılım fazla oldu. Hepsine geldiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Ankara Şubeniz çok güzel bir organizasyon imza atıyor. 5 yıl olmuş iftarlarda. Sizden değerlendirme alalım. Bir yere Feridun Köse Başkanı ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ederiz. Hem iftar hem de eskisi, yenisi, geçmişi, yaşlısı, genci, çalışanı, çalışmayanı Ankara futboluna emek vermiş, Türk futboluna emek vermiş insanların bir arada getirdikleri için sonsuz teşekkür ediyoruz. Derneğin bu gibi etkinlikleri var. Eğitim programında etkinlikleri var. Yarın Hacettepe Üniversitesi'ne başlayacak eğitim programı içerisinde katkıları var. Bunlar Ankara Şubesi yapıyor. Ankara futboluna ayakta tutmak istiyor. Ankara futboluna hizmet etmek istiyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Antrenörlerin durumu ne alemde? Biz Ankara'yı biraz takip edebiliyoruz ama aşağı yukarı değerlendirme olmak istiyorum. Yani antrenörlerin durumu çalışan insanlar, mutlu çalışmayanlar, mutsuz. Çalışmaları için var gücüyle bizde, federasyonda yeni bir iş imkanları sunmak için uğraş veriliyor. Kulüplerin durumları çok daha iyi olsa, hem amatör kulüp hem profesyonel kulüplerimizin, antrenörlerimizin çalışma alanları daha iyi olabilir. Bunlar eğer bu ekonomiyle ilgili, kulüplerin ekonomisiyle ilgili, ülkenin ekonomisiyle ilgili bir program. Yani kulüplerin, profesyonel kulüplerin, özellikle Süper Lig'deki kulüplerin ciddi imkanları olmasına rağmen özellikle altyapı antrenörlerine verdikleri ücretler. Ha, onlar ayrı bir şey. Burada onu benimsemeleri lazım. Yani gençlik geliştirme programının içerisinde bütün kulüplerimiz altyapılarına dikkat edip orada oyuncu üretmemiz zaten en büyük sıkıntımız da bu deniyor. İşte yerli yabancı kavgası, yok fazla oldu, yok az oldu. Bu kavgadan kurtulmak için altyapı programlarını geliştirip oradaki çalışan insanlarımıza iyi imkanlar sunup tesislerimizi en iyi şekilde meydana getirecek hem kendi kulüpler açısından hem ülke futbolu açısından son derece verimli olur. Hocam, İftar yemekleriniz gelenekselleşti. Bütün camiayı neredeyse bir araya topluyorsunuz. Sadece antrenörler değil, diğer tüm birimleriyle beraber futbol, evet, camiası, amatör futbol camiası özellikle burada. Bir değerlendirmenizi almak istedim. Şimdi biz antrenörler derneği olarak her yıl hakikaten iftar yeme faaliyetlerimizi, organizasyonumuzu farklı bir amaç için kullanıyoruz. Yani özellikle ülkemizin şu dönemde geçtiği sıkıntılı günler, spor camiasındaki hakikaten sıkıntılı günler, hep beraber yaşadığımız süreç içerisinde bunu dostluk adına, barış adına, huzur adına Ankara'daki o tavan birliklerini, duayen hocaları, vefa örneğini göstererek buraya katılan emektar antrenör arkadaşlarımızı birbirleriyle kaynaşma açısından, birbirleriyle olan iletişimlerini bir kez daha pekiştirmek açısından bu türlü organizasyonlarımızı yapıyoruz ve bundan da büyük bir keyif alıyoruz. Bunu ileriki dönemlerde, ileriki senelerde yine mutlaka yapacağız. Çünkü spor birbiriyle iletişimi iyi kurulduğu zaman gerçekleşip insan kalitesinin yükseldiği bir düzen olarak biz görüyoruz o bu anlamda. Yani bunun için buraya gelen tüm antrenör arkadaşlarımıza, tüm tavan birliğin yöneticilerine, tüm basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Antrenörler iftar yemekleri haricinde ne zamanlar bir araya geliyorlar? Seminerler falan düzenleniyordur illaki. Şimdi bizim zaten 2 yılda bir zorunlu seminerlerimiz var. Yani bu seminerlerde zaten ister istemez bu zorunlu olduğu için hepsi bir araya geliyor. Artı bizim dernek olarak sezon başında mutlaka yapmış olduğumuz istişare toplantılarımız var. O sezon başında grupları yeni başlayan takımların bulunduğu süreç içerisinde. Yani biz her halükarda antrenör arkadaşlarla iletişim içindeyiz. Yani bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Derneğimiz zaten bir TFF'nin bürosu gibi çalışıyor. Sabah saat 8.30'da açık. Akşam saat 17'ye kadar. Derneğimiz bütün antrenör arkadaşlarımızın hizmetinde. Antrenörler Ankara Spor'un halini nasıl görüyorlar? Ya bu sadece Ankara için bunu değerlendirmemek lazım. Türkiye'nin genelinde hakikaten mutsuz bir antrenör kesimi var. Bunu hep beraber kabul etmek mecburiyetindeyiz.
Çünkü 20 bine yakın antrenör var Türkiye'nin genelinde şu anda. Takım sayısı az, antrenör sayısı fazla. Antrenörlerin iş bulabilme ortamı çok kısıtlı. Ama buna rağmen yani Ankara için şöyle bir genel olarak düşündüğümüzde Ankara'nın kalitesi bence son 1-2 yıl içerisinde biraz daha gelişti kanısındayım. Ama bu yeter mi? Ankara'ya kesinlikle yetmez. Yani antrenör grubu olarak bizler eğitim sürecini iyi tamamladığım bu süre içerisinde Ankara'da yetenekli oyuncuların çıkmaması için bir sebep yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Klas Spor ailesine. Nusret Hocam, TÜFAT'ın yönetiminde, Ankara yönetiminde ama benim açımdan çok da özel bir yeri var. Benim ortaokulda ve lisedeki spor hocam. Çok teşekkür ederim. Size iyi bir sporcu olamadım ama iyi bir spor sever oldum sayenizde. Aa, çok teşekkür ederiz yani. Biz seni seviyoruz ve artı böyle güzel şeylerde birlikte olmaktan, yan yana durmaktan çok büyük memnuniyetimiz var. İftar gelenekselleşti. Gelenekselleşti. Bir değerlendirmenizi alayım hocam. Vallahi şimdi biliyorsunuz Türkiye'de futbol antrenörleri antrenör mesleği meslek edinme sıkıntılı bir durum. Yani meslek edinme akademileri var, işte beden eğitim öğretmenleri var, kursları var. Bu kurslardan ve beden eğitim öğretmenliğinden mezun olan ve bu antrenör camiasında büyük emek sarf edip de mücadele eden arkadaşlarımızla birlikte yan yana durmanın burada keyfini çıkartıyoruz. Tabii ki geleneksel anlama gelen Ramazan iftar yemekleri bizim açımızdan hem buluşma hem dostluk hem Türkiye'deki o İslami geleneklerin bir yansıması da oluyor. Ama tabii ki önemli olan birlikte yan yana durup eğer ülke futboluna, ülke sporuna bir katkı yapabiliyorsak bizim için çok mutlu bir durum olabilir. Ankara'nın en genç aktif hocasıyla beraberiz. Neredeyse her maçta, her yerde birlikteyiz hocam. Ya bu genç şeyine teşekkür ediyorum tabii. Orta yaşta olduk artık. böyle her şeyde olmak da bana göre çok güzel bir olay. Çünkü bu çevre bizim çevremiz, spor çevresi. Ankara'daki futbola sahip çıkmamız gerekiyor. Biz çağrıldığımız her yere de koşa koşa gidiyoruz ve iştenlikle gidiyorum. Bu tip röportajlarda hakikaten duygusallaşıyorum ve Ankara'nın sesini her yere duyurmak istiyorum. Senin de bu gayretlerinden dolayı hem sitende hem böyle toplantılarda, paneller, seminerlerde olman, ödül töreninde olman da ayrıyeten bana büyük bir zevk veriyor. Onun için de seni tebrik ediyorum. Yine birlikteyiz Ali abi. Maalesef mi diyeceğim? Nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Bir kez daha belki bunu çok tekrarlıyorum ama Klas Spor ve ekibini kutluyorum. Gerçekten muhteşem bir fotoğrafı yine tarihe not düşmek adına inanılmaz bir mücadele verdiniz. Başta Bülent Atlas şahsınız olmak üzere, Ahmet olmak üzere ve Aykut olmak üzere yine bu muhteşem geceyi en ince detaylarına kadar tarihin derinliklerine gönderdiniz ama ben bu fotoğraf hakkında çok şeyler konuşmak isterim. Bir daha Erdan Adatepe'yi ben ne zaman görebilirim diyebilirim. Bir daha Rüzgar'ın oğlu Zeynel Soyer'le nerede karşılaşabilirim? Tansu Polatkan gibi bir dünya çapındaki hakikaten Türkçeyi bu kadar mükemmel kullanan bir spor spikeriyle bir daha nerede oturabilirim? Cüneyt Memişoğlu gibi bir futbol beyefendisiyle nerede buluşabilirim? Yani bugün o kadar çok konuşulacak isim var ki Ankara futbol antrenörleriyle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Ben aslında yayıncılık adına sizi kutlamak istiyorum. Ve kutlanması gereken de bunlar çok önemli fotoğraflar. Çok güzel birliktelikler ve bunların tarihe not düşülmesi lazım. Arşivlenmesi lazım. Bakıyorum Klas Spor ve birkaç arkadaşım dışarısında bugün bine yakın teknik adam iftar açıyorlar, sohbet ediyorlar, özlem gideriyorlar, kucaklaşıyorlar ama Ankara'da basın adına kimseyi göremiyoruz. İnşallah bu yalnızlıklar bir gün sona erer diyorum. Klas Spor ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ali abi, basının birlikteliği olması falan güzel. Antrenörlerimiz de burada bir araya geldiler ama aslında onlarda da bir birliktelik yok. Yani bunun birçok sorunu da Ankara'daki spor sorunlarından en büyüklerinden bir tanesi de aslında antrenörlerin
bir araya gelmesi. Altyapı antrenörlerinden amatör hocalara kadar çok ciddi bir sıkıntı var Ankara'da. Gerçekten bu birliktelikleri çok önemsiyorum. Fotoğraf belki bir birliktelik ifade ediyor gibi olsa da senin de ifade ettiğin gibi aralarda kırılmalar var, küskünlükler var, dargınlıklar var. Ama futbol öyle bir hale geldi ki herkesi birbirine düşman da edebiliyor, herkesi birbirine dost da edebiliyor. Ama gerçek anlamda etmesi gereken bir şeyi soruyorsan birbirine sarılması gerekir. Dost olması gerekir futbolun, sözmesi gerekiyor. Evet. Özellikle en büyük sorun bana göre Ankara'da. Ankara futbolu her manada Türk futbolundan daha derin yara aldı. Bu fotoğrafları önemsiyorum, bu birliktelikleri önemsiyorum. Keşke bugün Ankara futboluna dair veya TÜFAT adına veya antrenörler adına daha farklı mesajlar verilseydi ama bu mesajlar verilmek yerine herkes sohbet ederek bu geceyi tamamladılar. Bence güzel bir gece oldu diyelim. İnşallah. Buradan da mesajımız olsun. Bir dahakilere biz bunları da bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. İnşallah.